Herkese merhabalar. 2021 LGS tercih sonuçları açıklandı. Kimimiz istediği bölümlere yerleşti, kimimiz tam da istediği bölüm olmasa bile e, yine sevinçli. Bazıları ise o kadar çalıştım hocam, gayret gösterdim. Neden böyle oldu diyor. E, bunu tabii ki nakil döneminde halledebileceğimizi biliyoruz. 2021 LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Şimdi, öncelikle Diğer videolarımızda da söylediğimiz gibi arkadaşlar şunu bir kez daha hatırlatalım. Sizler nakil başvurularından başvurarak yani nakil döneminde 26-30 Temmuz veya da ikinci nakil başvuruları döneminde 2-6 Ağustos döneminde eğer okulunuzu beğenmediyseniz nakil yoluyla değiştirebiliyorsunuz. Ama tabii ki burada şu önemli e, sıralamanızın ya da diğer bir de işte puanınızın buna yetmesi lazım. Eğer sıralamanız yetmiyorsa tabii ki kazandığınız okulda kalmanız daha sağlıklı olur diyoruz. Şimdi sonuçları kontrol etmek için meb.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. İlk sonuçlara göre tercih yapan öğrencilerin 168.924'ü sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına yerleştirildi. Şimdi sınavla öğrenci alan okulların doluluk oranı %95,22'ye ulaştı. Yani birçok öğrenci esasında tercihini yapmış diyebiliriz. Tercih yapan öğrencilerin %50'si ilk tercihine. 124'ü ikinci tercihine yerleşti. Ben bunu olumlu olarak e, nitelendiriyorum. Tabii ki buradan e, istemediği okulu kazanan arkadaşlar ya hocam nasıl olumlu diyorsunuz diyebilirler. Ama şunu söyleyelim. Genellikle öğrenciler ilk tercihine ve ikinci tercihine istedikleri yerleri yazarlar. Yani kesin kazanırım burayı dedikleri yerleri biraz daha alt tercih yazarlar. Demek ki öğrencilerin neredeyse %74'ü ilk iki tercihine yerleşebilmiş. Bu iyi bir şey diye gözüküyor şu anda. Ama tabii ki eğer tam istediğimiz okul olmadıysa keşke şu okul olsaydı diyorsak burayı nakil döneminde de kovalamamız gerektiğini, burayı nakil döneminde de takip etmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizlerden yorumlara hangi tercihinizi yerleştirdiğinizi, hangi okulu kazandığınızı yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Nakil döneminde de yine sizlerle beraberiz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Zaten her zaman söylediğimiz gibi. Bu bir sınav. LGS bir sınavdı. Buna kendi isteğinize girdiniz. İnşallah şu anda istediğiniz okula yerleştiniz. Ya da tam istediğiniz okul olmasa bile güzel bir okula yerleştiniz. Ve zaten... 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11 ve 12'lik gayretinizle hangi okula yerleşirseniz yerleşin, üniversite sınavında çok ciddi başarılara ulaşabileceğinizi unutmayın. Yani hani ilkokulda okurken ne diyorduk? Ya işte LGS çok önemli diyorduk. Yani hangi okuldan mezun olduğumuzdan ziyade LGS başarısı önemlidir. Muhtemelen lisede de bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Yani Galatasaray Lisesi'ne giden bir öğrenci bile eğer iyi çalışmadıysa üniversite sınavında başarısı olur. Ya da ya işte ben normal bir Anadolu Sesi'ne gittim diyen bir öğrenci eğer çok ciddi gayret gösterdiyse... Ar ...arkadaşlarıyla birlikte 9'da, 10'da, 11'de, 12'de sıkı sıkı çalıştıysa... ...Cerrahpaşa Tıp Fakültesini, Boğaziçi Endüstri Mühendisliğini, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini... ...yani Türkiye'nin en güzel üniversitelerinin istediği herhangi bir üniversiteyi, istediği herhangi bir fakülteyi kazanabilir. Bu sizi hiç hiç şaşırtmasın. Şimdiden e, sizlere yeni okullarınıza e, başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bizler sizleri 9'da, 10'da yine desteklemeye devam edeceğiz. Tüm sınıflarda olduğu gibi. Hadi bakalım yorumlarınızı bekleyin diyoruz arkadaşlar